Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kız çocukları için cupcake'li taç ya da saç bandı diyebilirsiniz. Nasıl yapacağız onu göstermeye çalışacağım. Bu görmüş olduğunuz örnekteki çalışmama 118 trabzanla başladım. Ben bir cupcake azaltarak biraz küçülmesini istiyorum. Siz takacak olanın baş çevresini ölçerek santimlersiniz. Başlangıçta ne kadar trabzan yapacağınızı hesaplayabilirsiniz. 7 trabzan üzerinden artırma ya da eksiltme yapacaksınız. Çünkü şuradaki cupcake'lerimiz bakın 1, 2, 3, 4 trabzan üzerine kuruluyor. Arada da 3 tane boşlukta trabzanımız var. 7 tane trabzan eksiltir ya da artırırsanız cupcake sayılarınızı düzenli yerleştirebilirsiniz. Şimdi ben 111 trabzanla başlangıcımı hazırladım. Zincirsiz başlangıç hazırladım. Bu tekniği tığ işi teknikleri adlı oynatma listemde bulabilirsiniz. Bir göz atmanızı öneririm. Buradan bakın ilk yukarıya zincirle çıkmıştım. Zincirimin tepesine batarak birleştirmemi yapıyorum. Şimdi şuradaki kısmı en sonda kalan uçtaki iple birleştireceğiz. Burası gayet düzgün olacak. Şimdilik merak etmeyin. İlk zincirimi belinden, yani ön diş tekniği çalışıyorum. Burada bakın lastik çalışması yapmak için bir ön diş, bir de normal trabzan kullandım. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanımın tepesinden. Sıradaki trabzanımın sağından giriyorum, solundan çıkıyorum. Ön düş tekniği çalışıyorum. Bir sonraki trabzanımın tepesine batıyorum. Bir sonrakine belinden. Ve yine sıradakinin şuradaki saç örgüsü kısmının altından geçiyorum. Bir belinden. Bir de tepesinden. Bu şekilde çalışarak sıra başına kadar gelelim. Başlangıç sayımız 111 trabzan olduğu için bakın sıramın sonunda iki tane ön diş tekniği denk geldi. Şimdi en başta yaptığımız trabzanın tepesinden bu şekilde kaydırıyoruz ilmeğimizi. Tekrar ön diş çalışmasını ön dişle devam ediyoruz. Yani kabarık duran trabzanlarımız yine kabarık. Arkada duran trabzanlarımızın da tepesine batacağız. Belinden tepesine. Sıradakinin belinden. Sıradakinin tepesine. Şimdi belinden. Tepesine. Bu şekilde çalışacağız. Bakın 1, 2, 3. 3 sıra yapmışım sanırım. Evet. Bu ikinci sıramız. Bir sıra daha yapacağız. Şu kısmı tamamlayacağız ve trabzanlardan beraber devam edeceğiz. 3 sıra lastik kısmını tamamladım.
En başta yaptığım trabzanın tepesinden batarak ipimi kaydırarak sabitliyorum. Şimdi şu kısımda trabzan çalıştım. Bu trabzanı iki sırayı üst üste bir seferde çalıştım. Bu tekniği gösterdiğim videom "Trabzanlar Birden Çoğalsın" adlı videomu seyrederek ayrıntılarıyla öğrenebilirsiniz. Her trabzanın üstüne trabzan çalışacağız. Bakın üst üste iki sıra trabzan çalışmış oluyorum. Dediğim gibi bu tekniği "Trabzanlar Birden Çoğalsın" adlı videomda seyrederek ayrıntısıyla öğrenebilirsiniz. Burada ayrıntılı anlatmıyorum. İlk sırada yapacağımız işi tek sırada halletmiş oluyoruz. Bu şekilde yaparak tüm etrafını dolaşalım ve başlangıç kısmına gelelim. Bu tekniği çalışmak istemezseniz üst üste ikili trabzanımızı iki sıra ikili trabzanda çalışabilirsiniz. Eğer bu teknikle devam ettiyseniz en sonuncuyu beraber yapalım. Şuradan İlmek alıyorum ve iki ilmeğin içerisinden geçirdim. Burada da yine yukarıdan ilmeğimi aldım ve ikisinin içerisinden geçirdim ve burayı birleştirmiş olduk. Bir zincir çekiyorum. Şimdi ikili trabzanımızı tamamladıktan sonra bakın burada bir sırada yarım trabzan ya da çakma sık iğne diyebilirsiniz. Tığımızın başına doluyoruz. Şuradan saç örgüsü kısmının ortasından batıyorum ve arkadaki diğer ipi de üste alıyorum. İki kat ipin altından geçiyorum. İlmeğimi aldım ve üçünü beraber topluyorum. Tığımın başını doladım. Saç örgüsü kısmının arasından giriyorum. Ve orada bir kat daha ipimiz var bakın. İlmeğimi bu şekilde iki kat ipin altından geçerek alacağım. Ve üçünü beraber topluyorum. Tekrar göstereceğim. Bakın şurada saç örgüsü kısmı var. Ortadan batıyorum arkaya doğru ve arkada bir kat daha ipimiz görünüyor hemen. Şu kısım. Bu sırayı da bu şekilde yaparak tamamlayacağız. Daha sonra cupcake'lerimizi yapmaya başlayacağız. Ben burada kahverengi, kırmızı ve beyaz ip kullandım. Dilerseniz şu kısımda minik minik boncuklarla da süsleyebilirsiniz. Onu da beraberinde yaparken göstereceğim. Şimdi bu sırayı da tamamlayalım. Çakma sık iğneli sıramızı ve sıra sonuna gelelim. Sıra sonuna geldik. Çakma sık iğnemizin sonuna. İpimi şuradan kesiyorum. Bakın ilmeğimizi bu şekilde çıkaralım. Buradan
İlk yaptığımız sık iğnemizin tepesinde arkadan öne doğru geçirelim tığımızı. İpi oradan çekiyorum. Arkaya doğru. Ve buradaki en son bakın ipimizin çıktığı saç örgüsü kısmı var. İki kat ipin altından geçiyorum. Bunun üstü doğru çıkardım tığımı. İpimi buradan çekiyorum. Ve bu şekilde düzgün bir birleştirme yapmış oluyoruz. İpimizi de arkadan iplerin arasından çekerek ara ara böyle düğüm atarak sağlamlaştıralım. Bir defa daha geçiriyorum. Ve uç kısmını kesebiliriz. Bu şekilde sıramızı tamamladık. Şimdi cupcake kısmına geçiyoruz. Kahverengi ipimizi alacağız. Cappuccino rengi. Bakın burası birleştirdiğimiz kısım. Bir, iki tane sık iğnemin üzerine atlıyorum. Üçüncüden. Bakın burada şu öndekiler gibi bir sıra oluşturması için saç örgüsü kısmının ortasından batıyorum. Arkada da ikili var. Çakmak sık iğne yaptığımız için. İpimi buradan geçirdim. İpimin ucunu da şu şekilde arada yürüteceğim ve yok olmuş olacak. Bir tane zincirle sıkılaştırdım. Bakın burada trabzan kullanacağız. Aynı yere batarak yukarı çıkış trabzanımı yaptım. Ve aynı yere ikinci trabzanı çalışacağım. Tığımın başını doladım. Bir sonraki sık iğnemin üzerine yine bir kat ön tarafta bırakacağız. Saç örgümüzün şöyle ortasından batacağız. Arkaya doğru. Yine aynı şekilde bir katı önde bırakıyorum. Arkada iki kat. Üçüncüye de batıyorum. Ve buraya ikinci trabzanı yapıyorum. Arada zincir çekmiyoruz. 1, 2, 3 tane atlayacağız dördüncüye. Yine bir kat ip bu tarafta kalacak. Arka tarafta iki kat ipin altından geçeceğim. Bir trabzan. Aynı yere ikinci trabzan. Bir sonraki sık iğneye geçiyorum. Yine bir kat ön tarafta, iki kat arka tarafta. Çakma sık iğne yaptığımız için saç örgümüz her iki taraftan da bakın buradan da saç örgüsü gibi görünüyor. Arka taraftan da. Bu taraftaki tek katı bırakıyoruz. Diğer taraftan iki katın altından geçiyoruz. Başta ikili yapmıştım. Ortada iki tane yapıyoruz tek. Sonda da ikili yapıyoruz. Yani aynı yere iki tane trabzan çalışıyoruz bu şekilde. Bakın alttaki çizgiler gibi burada da çizgimiz oluştu. Tekrar başlangıcı göstereceğim. Tığımızın başını doluyoruz. 1, 2, 3 tane atlıyoruz. Dördüncüye. Bir kat önde kalacak. Arkadan iki katın altından geçeceğiz.
Dördüncü. Birinci trabzanımı yaptım. Aynı yere ikinci trabzan. Şimdi bir sonrakine bir trabzan. Bir sonrakine yine bir trabzan. Bakın. Ve bir sonrakine iki trabzan çalışacağım aynı yere. Ve kupkeklerimizin alt kısmını bu şekilde oluşturacağız. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bu sırayı da tamamladım. Bakın yine şuradan kesiyorum ipimi. İpimin markası şuradaki pembe Nako Elite Baby. Kahverenginin markası Nako Rekor. Ya evde olan iplerle örüyorum. Aynı marka ip almanıza gerek yok. Siz de artan iplerinizi değerlendirmek için kullanabilirsiniz. Bu şekilde tekrar göstereyim. İlk yaptığımız trabzanın tepesinden arkadan öne doğru geçiriyorum tığımı. İpimi arkaya doğru çektim. Bu şekilde. Ve en son yaptığımız trabzanımızı buradan saç örgüsünü alttan üste doğru geçiriyorum tığımı yine. İpi buradan çekiyorum. Bu şekilde birleşim yeri gayet muntazam görünüyor. İpimizi yine arka tarafta böyle iplerin arasından geçiriyorum. Buradan bir ilmek çıkarak düğüm atıyorum. Sağlamlaştırmadan bırakmayın. Ve ipi isterseniz kesersiniz, isterseniz iplerin içine saklarsınız yine. Bu şekilde kahverengi sıramızı da tamamlıyoruz. Şimdi sıra kırmızı rengimizde. Kırmızı ipim de yine artan iplerden değerlendirmek için kullandım. Bakın burada 2, 4, 6 tane trabzanımız var. Tepeleri şöyle belirgin zaten batacağımız yerler. Bir de şu aradaki boşluğa batıyoruz. İpimi buraya batıyorum. Buraya sabitledim. Önce buraya bir sık iğne çalışıyorum. Daha sonra sırasıyla trabzanlarımızın tepesine batarak sık iğnemizi çalışacağız. Dört, beş olacak, altı olacak. İki, üç, dört, beş ve altı. Bakın şurası ilk trabzanımızın boşluğu. Buraya batmadan önce şu büyük boşluğa batıyorum. Bir sık iğne, daha sonra trabzanımızın tepesine. 1 2 3 4 5 ve 6. sık iğnemiz. Yine bakın ilk trabzanımızın boşluğu burası. Şu büyük boşluğa batıyoruz. 7.'yi buraya çalışıyoruz. Daha sonra tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7.'yi şuradaki boşluğa batarak tamamlıyoruz. Birinci trabzanın tepesinden 1 diye tekrar sayıyorum. Bu şekilde kırmızı ile sıramızı da tamamlıyoruz. Yine kırmızı ile olan sıramızı da tamamladık. Burada diğer sıralarda yaptığımız gibi
İlk yaptığımız sık iğnenin tepesinden arkadan öne doğru batıyorum. İpimi çektim. Şuradan yine alttan üste doğru batıyorum. Ve ipimi çektim. Yine ipimizi sabitleyeceğiz. Bu ipimin katları ayrıldığı için bakın hepsini birden geçirmeyeceğim. 3 katını geçiriyorum. Ve buradan düğüm atıyorum. İyice sıkılaştırdık. Daha sonra temizliyoruz o iplerimizi. Kırmızı ile sıramızı da tamamladıktan sonra şimdi beyaz ipimize geldi. Bakın beyaz ipimizde de yine trabzan çalıştık. Burada cupcake'lerimizin üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne çalışmıştık. Birincinin tepesine batıyorum. İpimi çektim. Ve bir zincirle sabitliyorum. Şu ipi de arada tutarak burada saklamış olacağız. Şimdi yukarı çıkma tekniğimizle bir üst sıraya çıkıyorum. Bakın tığımın üzerinde 2 ilmek kaldı. Bunu kapatmadan tığıma bir dolama daha yaptım. Sıradaki sık iğnenin tepesine batıyorum. 2 ilmeği alıyorum. 3 ilmek kalıyor. Bir dolama yapıyorum. Sıradaki sık iğneye batıyorum. 2 ilmeği beraber alıyorum. 4 ilmeğimiz oldu. Bir dolama yaptım. Sıradaki sık iğnemin tepesinden bir ilmek alıyorum. İkisini beraber aldım. 5 ilmeğimiz oldu. Bir dolama yaptım. Sıradakine batıyorum. İkisini aldım. 6 ilmeğimiz oldu. Bir dolama yaptım. Sıradakine batıyorum yine. İkisini beraber aldım. 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimiz oldu. Bu 7 ilmeğin hepsini birden topluyorum. Şimdi dilerseniz cupcake'lerin üzerine renkli boncuklar monte edebiliriz demiştim. İnce uçlu bir tığ aldım elime. Bu şekilde renkli satılan taş boncuklardan tığımızın içerisinden geçiyor bakın. Bu şekilde böyle renk renk takarsak süsleme çiçekleri gibi duracaktır. Şuradan batıyorum tığımı. Ve tekrar ilmek alıyorum. Cupcake'imin üzerinde tam durması için tığımızı bırakıyoruz. Tekrar kalın tığımıza geçtik. 4 5, 6 ve 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Başlangıçta da çekmiştim. 7. Tekrar tığımın başını doluyorum. Arada yaptığımız bir sık iğneyi atlıyoruz. İkinciye. İlmeğimi aldım. İkisini bir kapattım ve 2 ilmek doluyorum. Bir sonrakine. 2 ilmeği alıyorum. 3 ilmek olacak. Doluyorum. 2 ilmeği kapatıyorum. 4 ilmek. Bu şekilde 6 tane sık iğnemizin üzerine yapacağız. Bakın 2, 4, 6 oldu. Bir daha doluyorum. 7. Şu başlangıçtaki ilmeğimiz olduğu için toplamda 7 ilmek olacak. Ve hepsini beraber topluyoruz. Sıkılaştırdım.
Yine ince tığımı alıyorum. Bir tane de pembe boncuk takalım. Tığımı içerisinden geçirdim. İnce tığ almamın sebebi boncuğun içerisinden geçebilmesi için. Bu şekilde ipimizi geçirdikten sonra dilersek tığımızı hemen değiştirebiliriz. Çünkü ince tığ ile orlan çalışmak biraz zor oluyor. Bu şekilde yaptım. Tekrar boncuğumun ön tarafta durması için şöyle tepesine batıyorum. İki ilmeği beraber aldım. Bakın renk renk. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincirimi çekiyorum. Diğer cupcake'e bir sık iğne atlıyoruz. İkinciden başlıyoruz. İki, dört, altı, yedi oldu. Ve topluyoruz. Dilediğimiz renk boncuğumuzu takarak devam ediyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Beyaz ile olan sıramı da tamamladım. Bakın her cupcake'in üzerine renk renk boncukları monteledim. Dilerseniz böyle boncuklu, dilerseniz boncuksuz yapabilirsiniz. En son 7 zincirimi çektim. İpimi yine kesiyorum. Şuradan ilk topladığımız beyaz kısmı ilmeğimizi oradan arkaya doğru çekiyoruz. İpimizi koparmıştık zaten. Bu şekilde şuradan ince tığımızdan yardım alalım. Zincirimin içerisinden geçiriyorum. Yine bunu da arka taraftan sıkılaştırarak monte edelim ya da şuradan tutalım. Son sıramızı yaparken pembe ipimizin altında bırakalım. Bakın şöyle tutacağım ipimi. Boşluktan batıyorum. Buraya pembe ipimi monte edeceğim. Bir ilmek çıkarıyorum önce ipten. Buraya bağladık, sıkılaştırdık. Bir sık iğne bu zincirimizin üzerine, bir çakma trabzan ya da yarım trabzan tığımızın başını dolayarak bu şekilde 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi yine tığımın başını doladım. Çakma sık iğne ve bir sık iğne ile bitiriyorum. Ve hemen diğer dilime geçerken sık iğne çalışıyorum. Birinci sık iğne, ikinci çakma trabzan ve 5 tane trabzan ikili. 2 3 4 ve 5. Şimdi çakma sık iğne ve sık iğne yapıyoruz. İpimi hala bakın alttan yürütüyorum. Diğerine geçerken yine sık iğne yapıyorum ilk başta. Çakma sık iğne ve 5 tane ikili trabzan. İki, üç, dört
5. Şimdi çakma sık iğne yapıyoruz. Üçünü beraber topluyoruz. Bir sık iğne. Diğer dilime geçerken yine sık iğne, çakma sık iğne ve 5 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. Bir çakma sık iğne yapıyorum. Üçünü beraber topladım. Sık iğne ve diğerine geçerken yine sık iğne ile başlıyoruz. Bakın bu şekilde yaparak sıramızı tamamlayacağız ve saç bandımızı ya da tacımızı bitirmiş olacağız. Bitirelim ve sonunda şu başlangıç yerini de birleştirelim. Videomuzu sonlandıralım. Sırayı tamamladım. İpimi kestim. İpimi yine şuradaki başlangıç yaptığım sık iğnenin içerisinden tığımı geçiriyorum. Ve ipimi arkaya çekiyorum. Bu şekilde arkada da yine ilmeklerin arkasına çekerek ipimi saklayacağım. Burada düğüm atarak sıkılaştıralım. Ve şu kısımda, başlangıç kısmında bakın bir açıklık var. Şöyle ilk baştaki düğümümü açıyorum. Buradan saç örgüsü kısmının altından geçirdim tığımı ve ipimi arkaya doğru çekiyorum. Buradan ipimi tekrar geçiriyorum. Ve arka tarafta örgümüzün ipimizi sabitleyeceğiz. Ve fazlalığını saklayacağız. Bu şekilde bakın burası da düzgün durdu. Bu şekilde bitirmiş olduk. Yapmak isteyenlere, yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.